Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hediye ettiği şu haritaya bir bakın. Bu harita dünyaya bir mesaj aslında. Kim ne derse desin, hep söylerim, yine söyleyeceğim. Bir gün Turan gerçekleşecek ve o gün dünyayı Siyonistler, emperyalistler değil, o gün dünyayı Türkler yönetecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adriyatik'ten Çin'e ve Sibirya'ya kadar uzanan Türk dünyası haritasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti. Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisinin çizdirdiği Türk dünya haritasını hediye etti. Bahçeli ve Erdoğan, dünyayı titreten haritayla birlikte poz verdi. Adriyatik'ten Çin'e uzanan harita, Rusya'da gazete manşetlerinde yer almış, haritanın Rusya coğrafyasını kapsaması, Rus basını tarafından bu bir mesaj olarak haberleştirilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli'nin özel olarak tasarlayıp çizdirdiği haritayı şu ifadelerle duyurmuştu. Bahçeli, uzun bir süredir üstünde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk dünya haritasını, Türklüğün vicdanını, Türk milletinin yüksek irfanına nesilden nesile ve elden ele taşınacak bir bayrak gibi emanet etti. Bu harita, Rusya başta olmak üzere birçok büyük devleti öfkelendirecek bir harita. Çünkü harita, Rusya ve Çin topraklarını kapsayan bir Türk ırkı haritası. Son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmaları sayesinde Rusya'nın Türk devletleri üstündeki etkisi azalmıştı. Rusya zaten bu olaya sinir olurken, bir de Bahçeli'nin bu haritayla dünyaya bir mesaj verdiğini düşünürsek, Rusların kudurmaması elde değil. Dünyadaki enerji kaynaklarının %70'inin Türkiye'nin çevresindeki coğrafyalarda bulunduğu göz önüne alındığında, Türkiye'nin kendi jeopolitiği kadar bölgesinde yürüteceği jeopolitik çalışmaların da hayli etkili olacağı söylenebilir. Bu yüzden Türk Konseyi, yani yeni adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemi çok büyük. Çin ve Rusya bu teşkilattan çok rahatsızlar. Türk Keneşi'nin temelini 1992 yılında başlatılan Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirveleri teşkil etmiştir. 2009 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından Nahçıvan Anlaşması imzalanmış ve bu zirveler Türk Konseyi veya Türk Keneşi, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi şeklinde adlandırılan uluslararası bir organizasyona dönüşmüştür. Bizzat liderlerin kararlarıyla faaliyetlerini yürüten Türk Konseyi bugün Türk dünyasındaki diğer bütün organizasyonların çatı örgütü durumundadır. 31 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi olarak Türk Konseyi gayri resmi zirvesi yapıldı. Toplantıya üye ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ülke başkanları, Konsey Onursal Başkanı Nursultan Nazarbayev ve gözlemci ülke olarak Macaristan katıldı. Bu toplantıda konuşulan konular ve alınan kararlar Türk Cumhuriyetlerinde büyük bir heyecan oluşturdu. Toplantıda konseyin statüsünün uluslararası bir örgüt olarak değiştirilmesi teklifi, Nazarbayev tarafından teklif edilen Türk Dünyası 2040 vizyonu ve Türkiye Konseyi 2020-25 stratejisi, Türkmenistan'ın toplantıya iştirak etmesi, entegrasyon konusunun dile getirilmesi, hep birazdan Azerbaycan'ın başarısının kutlanması ve desteklenmesi, Türk dünyasının ileri gelen şahsiyetleriyle ilgili ortak anma ve kutlama programlarının yapılması gibi konular gelecek adına umut vaat ediyor ve ufuklar açıyor. Rus basını başta olmak üzere dünyanın değişik basın yayın organlarında bu toplantıyla ilgili yapılan haberlere bakıldığında da Türk Konseyi'nin uluslararası bir organizasyon olarak dünya siyasetindeki yerini almaya başladığı söylenebilir. Türkiye'nin Orta Asya'daki konumu gün geçtikçe güçleniyor. Türkiye profesyonel saha çalışmaları, tabana yönelik projeler, ulaşım, ekonomi, kalkınma alanındaki işbirliği anlaşmalarıyla bölgeyle ilişkilerini geliştirmeye ve genişletmeye devam etmelidir. Joe Biden'ın Amerikan başkanı seçilmesi sonrası Çin, Rusya ve Putin'in şahsına karşı yaptığı sert açıklamalar bu ülkelerde büyük tepki topladı. Rus siyasetçiler uzun zamandır gerek Amerika gerekse Avrupa ile ilgili değerlendirmelerinde çok dikkatli bir dil kullanıyorlar.
mümkün olduğu kadar çatışmacı üslubu tercih etmemeye gayret gösteriyorlar. Aynı titiz üslubu Vladimir Putin'in konuşmalarında da görmek mümkün. Çin her zaman olduğu gibi bilge bir tavır takınarak bu ilişkileri daha öngörülebilir şekilde sürdürmeye gayret ediyor. Bununla birlikte Amerika kanadından yapılan açıklamalar, Rusya'nın Asya bölgesinde Amerika ve Avrupa'ya karşı işbirliklerini artırması gerektiği doğrultusunda bir etki oluşturdu. Bu çerçevede Mart ayında Moskova'da Çin, Hindistan ve Rusya arasında yapılan görüşmelerin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, stratejik ortak olarak tanımlanan Çin'e 22-23 Mart 2021 tarihinde resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret sürecinde işbirliğinin geliştirilmesi, enerji ve savunma sistemleriyle ilgili birçok konuda görüşmeler yapıldı. Bunların başında Rusya'nın Çin'e gaz, petrol ve silah satışıyla ilgili konular geliyor. Bu ekonomik işbirlikleri sağlanırsa Rusya ekonomisi güçlenecek. Çin'de hızla gelişen ekonomisi için gerekli olan enerji teminini güvence altına alacaktır ki ilerleyen günlerde bunun somut adımlarının atılacağı öngörülebilir. Bu görüşmenin hemen ardından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan, Türkiye, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman olmak üzere Batı Asya'ya yani Orta Doğu bölgesine geniş kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Amerika'da ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'a karşı yaptırımların devam ettirilmesine yönelik kararlar alınıyor. Rusya, İran ve Orta Doğu'daki bazı devletlerle aynı baskı psikolojisini yaşayan Çin, Asya bölgesindeki ittifaklarını bu muhalif motivasyon rüzgarını kullanarak güçlendirmeye çalışıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin de dahil olduğu bir Asya bloğu oluşturmaya çalışıyor. Uluslararası ilişkilerde Atlantikçilik, Batıcılık ve Avrasyacılık gibi jeopolitik yaklaşımlar bilhassa 1990'lı yıllardan sonra aktif bir şekilde tartışıldı ve tartışılmaya da devam ediyor. Batıcılık veya dünyanın batı merkezli değerlendirilmesi güncelliğini hala koruyan bir yaklaşım. Buna karşın Atlantik'in artık güç kaybettiği ve yeni jeopolitik merkezin Asya olduğu gün geçtikçe daha yaygın bir şekilde dile getiriliyor. Londra'da olduğu kadar Berlin'de de artık 21. yüzyılın Asya yüzyılı olacağı ve yükselen Asya ile ilişkilerin nasıl şekillendirileceği tartışılıyor. German Foreign Policy gibi birçok analiz ve strateji merkezi uzun süredir bu konuya odaklanmış durumda. Atlantik, Avrupa ve Asya arasındaki ilişkilerde hangi jeopolitik yaklaşımın kabul edilmesi gerektiği çok yönlü olarak ele alınıyor. Türkiye'ye koşarken dış politika duramaz. Yenilikçi olmak ve dış politika araçlarımızı değişen şartlara uyarlamak için başka adımlar da atıyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bilhassa 5 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla yeniden Asya sloganıyla etkili bir Asya politikası takip edeceğini ilan etti. Bu doğrultuda birçok kurum ve kuruluş bir araya gelerek bu politikanın çerçevesini ve yönünü belirleyecek çalışmalar yaptılar. Aynı yıl kurulan Antalya Diplomasi Forumu da bu politikanın bir parçası olarak değerlendirilebilir. Türk dış politikasında yeni jeostratejilerin geliştirilmesine yönelik ciddi adımlar atıldığı ve güçlü bir iradenin ortaya koyulduğu net bir şekilde görülüyor. Bizzat liderlerin kararlarıyla faaliyetlerini yürüten Türk Konseyi bugün, Türk dünyasındaki diğer bütün organizasyonların çatı örgütü durumunda. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Aralık 2019'da düzenlenen Yeniden Asya Çalıştayı'nın açılış konuşmasındaki "Bir yandan Avrupa bütünleşme süreci içinde yerimizi almaya devam edeceğiz ve dünyanın en güçlü ittifakı olan NATO'da kilit konumumuzu koruyacağız. Aynı zamanda tarihin yeniden Asya'ya doğru akışında en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak kilit rolümüzü üstlenmeyi sürdüreceğiz" ifadesi de Türkiye'nin bu açılımdaki konumunu ve rolünü ortaya koyuyor. Yine Mevlüt Çavuşoğlu'nun Asya'nın merkezindeki Kırgızistan'da 10 Mart 2021 tarihinde yaptığı "Türkiye koşarken dış politika duramaz. Yenilikçi olmak ve dış politika araçlarımızı değişen şartlara uyarlamak için başka adımlar da atıyoruz. Artık herkesin gördüğü bir gerçek var. Asya gerçeği. 21. yüzyıl Asya asrı olacak. Biz de Asya'nın tarihi bir parçası olarak bu yükselişte yerimizi almak için yeniden Asya girişimini başlattık. Girişimimizin amacı Asya'yla yeniden daha güçlü bağlanmak. Avrupa Atlantikli Avrupa, yani dünyanın birinci ve ikinci ekonomik alanları arasındaki konumumuzu bir avantaja çevirmek. Yeniden Asya girişimimiz, ata yurdumuz Orta Asya ile ilişkilerimize yeni bir boyut kazandıracak.
Çünkü aynı dev çınarın dalları, aynı güçlü gövdenin kollarıyız şeklindeki konuşması, bu yeni stratejinin sahada net bir şekilde dile getirilmesi olarak değerlendirilebilir. 2019 yılında çerçevesi belirlenen ve jeopolitik girişimin pandemiden dolayı bir yıl kadar yavaşladığı görülüyor. Fakat zorlu pandemi sürecinde Türkiye birçok ülkeye ciddi insani yardımlar yaptı. İnsan merkezlilik, adalet, hak ve eşit paylaşım gibi insani değerlerle ilgili yapılan açıklamalar, dünya medyasında, bilhassa sosyal medyada ve Asya'da geniş bir şekilde yer aldı. Dolayısıyla pandemi sürecinde Asya bölgesinde Türkiye'nin dış politikasını destekleyecek pozitif bir algı gelişti. Yeniden Asya girişimine kalındığı yerden hızlı bir başlangıç yapıldığı görülüyor. Bu durumda politikadaki kararlılığı ortaya koyuyor.